televizyonlarda görüldüğü takdirde bütün dünyada büyük sosyal olaylar çıkabilir. Bunu engellemenin, dünyada engelleyemeyiz ama Türkiye'de nasıl engelleriz? Türkiye'de dayanışma duygusuyla engelleyebiliriz. Bunu somuta geçirerek engelleriz. AK Parti de yardım etsin. AK Parti devletin elindeki kaynakları kullanarak da yardım. Ama yetmiyor kardeşim, para yok. Ha. Burada o zaman belediyeler de ellerindeki, avuçlarındaki kaynaklarla ve belediyelere halkın yapacağı yardımla bu yardımı yapsınlar. Bundan ne kötülük olabilir? Hocam aynen bir izleyicimiz. Bundan ne kötülük olabilir? Bu sorunun Erdoğan tarafından Türk halkına cevap olarak verilmesi gerekiyor. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Adana Belediyesi, Mersin Belediyesi. Burada valiliğe kardeşim ben şu yardımı yapıyorum. Bak. Açık. Gizli bir şey yok. Her şey banka üzerinden yolluyor. Yollayanlar milletvekilleri, parti genel başkanı. Kardeşim. Bir partinin genel başkanı. Maaşlarını yolluyor. Ankara ve İstanbul Belediyesi'ne. Bunların hepsi şeffaf. Yollarsınız İçişleri Bakanlığı müfettişlerine. Teftiş edersiniz harcamaları. Doğru yere harcanmış mı, harcanmamış mı? Buna yetkiniz var. Ama bu yardımı yapanı terörist diye nitelendirirseniz, terör örgütüyle kıyaslarsanız, bu yaptığınız şey aynen o kirli referandumda yaptığınız gibi Türkiye'de parlamenter demokrasiyi isteyenlere sadece mevcut anayasayı savundukları için çukur dediler ya. Çukur. Tamam? Alçaktan da beter. O çukurların gerçek rakamı %52 idi. Özetle ona ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var. Ama en çok milli birliğe ihtiyacımız var. Milli birliğe ihtiyacımız varsa milli birlik sadece Erdoğan'a oy verilenlerle sağlanmıyor kardeşim. Sadece iktidar bile öyle sağlanmıyor. Milli birlik demek Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanan bütün yurttaşların bir araya gelerek oluşturdukları birlik demektir. O zaman bu insanları düşmanlaştırmayacaksın. Efendim dünyada otoriter rejimler artıyor, güçleniyor. Böyle bir eğilim var hakikaten. Birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Ben de burada otoriterizmi daha da güçlü bir zemine kaydırsam kimsenin bana söyleyecek bir lafı yok. Nasıl olsa her yerde otoriter bir süreç gelişiyor. Öyle değil. Evet, dünyanın değişik yerlerinde otoriter süreçler gelişiyor ama Türk halkının bunu kabul etmediğini en son yerel seçimlerde iki kez gördük. İki kez gördük. Türk halkı demokrasi diyor. O zaman demokrasinin kurallarını sonuna kadar uygulayacaksınız.